רובכם ודאי לא שמעתם על פרה אדומה, אבל היא מעסיקה את היהדות כבר אלפי שנים. פרה אדומה, כולה אדומה, ג'ינג'ית כזאת, וכפרי גדר עד ראש. פרה אדומה היא מטהרת, וכשאדם נטהר, אז הוא יכול להתקדש. היא מה שמפריד במיליוני יהודים מאמינים לבין עלייה להר הבית. Vatikan Yahudilerin ve Sıda Aksa'yı yıkarak yerine üçüncü tapınağı inşa etme planlarıyla Kızılinek'in nasıl bir bağlantısı var? Neden Teksas'tan İsrail'e 5 tane Kızılinek getirildi? Tüm bu soruların cevabını gelin anlatalım. İsrail'de bulunan aşırılık yanlısı Tapınak Enstitüsü grubu 500 bin dolar karşılığında Teksas'tan 5 Kızılinek satın aldı. İnekler 2022'den beri işgal altındaki Batı Şeria'da bulunuyor ve Nisan ayında bir kızıl ineğin kurban edilmesi planlanıyor. Kızıl inek kurban etmenin kökeni Yahudi kutsal metinlerine dayanıyor. Dini olarak kirli sayılan Yahudilerin ölümün kirinden temizlenmeleri için bu kızıl ineği kurban etmeleri gerekiyor. Some Jews go every single day to a ritual bath, to a mikveh, in order to approach God in prayer in purity. However, it is not the same because we don't have the red heifer. Once we have the red heifer, we'll be completely pure and we'll be able to rebuild the temple. Kızılinek kurban edildikten sonra temizleneceklerine inanan Yahudiler, bu sayede Mescid-i Aksa'yı yıkarak yerine üçüncü tapınağı inşa etmeyi hedefliyor. Kurban ritüelinin tamamlanmasıyla birlikte fanatik Yahudiler şu ana kadar yaklaşamadıkları ve mabedin en kutsal yeri olan Kubbetü Sahra'nın bulunduğu alana adım atarak burada ibadet edebilecek. האנשים הנוגעים בדבר, המוסלמים הם אויב, הם לא צריכים להיות בהר הבית, והמטרה היא לסלק אותם, להרוס את כיפת הסלע, לבנות את בית המקדש, לחדש את ימינו ככדב. Kızılinek'in Nisan 2024'te Zeytin Dağı'nın Mescid-i Aksa'ya bakan kısmındaki bir arazide kurban edileceği bildiriliyor. İneğin tamamen kızıl, kusursuz, özürsüz ve başıboş şekilde bulunması, kurban edildiği sırada yaklaşık 3 yaşında olması gerekiyor. And we hope that in a year and a half from today, we can make here in this area the ceremony of the red heifer that actually will be the first step to the temple. Tapınak Enstitüsü uzun yıllardır üçüncü tapınağın inşası için çalışıyor. Kızılinek o kadar önemli ki enstitü 1987'den bu yana kendisini ineği bulmaya adadı. Aynı zamanda yapılması planlanan mabetteki din adamlarını yetiştiriyor. Hatta tapınakta yer alacak kutsal eşyalar bile planlanmış durumda. The Temple Institute actually have 9 pure priests. They didn't born in a hospital, okay? They born at home. Because they are priests, so anyway they don't go to any cemetery. And they are pure. And they are waiting. So we have the priest, we have the red heifer, we have the land, and we have everything ready. 1967'de Doğu Kudüs'ün işgal edilmesinden bu yana radikal Siyonist Yahudiler, Mescid-i Aksa'nın yerine üçüncü bir tapınak inşa etmeye çalışıyor. Well, it's time to stop waiting and start doing. The Temple Institute has embarked upon an unprecedented historical project to raise a herd of red cows here in the land of Israel. Tapınak Enstitüsü gibi grupların çalışmaları, son yıllarda fanatik yerleşimci grupların düzenli olarak Mescid-i Aksa'ya baskınlar yapması ve bazı İsrailli bakanların desteğiyle yaygınlaştı. Today, there is a lobby in the Knesset of how many members of Knesset that are constantly speaking about Jewish rights to pray on the Temple Mount. There are members of Knesset that actually talk about the rebuilding of the Holy Temple. Do you understand that 20 years ago, these people wouldn't have been given a moment on prime time television in Israel to say these things? They would have been laughed out. Fanatik Yahudilerin kurban etmeyi planladığı Kızılinek'ten sonra Mescid-i Aksa'ya yapılan baskınların artacağından ve Filistinlilerin Aksa'ya girişlerinin daha da kısıtlanmasından korkuluyor.